Evet, sevgili dostlar, Osmanlı'da toprak yine ÖSYM'nin sevdiği konulardan birisidir ki bu bölgeden yorum sorusu gelecekse eğer bir Osmanlı toprağının mülkiyeti devlete aittir. Yani toprak üzerinde padişah hak sahibidir. Padişah işlemesi için tımarlı sipahiye toprak veriyor. Yani tımarlı sipahi de işletme hakkının sahibi. Yine bu köylü işleyen kişidir. Dolayısıyla toprak üzerinde işleme hakkı köylüye ait. Yani şöyle bir soruyla karşınıza çıksa mesela, bir padişah, iki tımarlı sipahi, üç köylü, hangisinin toprak üzerinde herhangi bir şekilde hakkı vardır? Hepsinin toprak üzerinde hakkı var. Bakın, toprağın mülkiyeti devlete ait. Yani padişaha ait, işletme hakkı tımarlı sipahiye ait, işleme hakkı ise köylüye ait. Devlet bu toprakları işlemesi için tımarlı sipahiye verir. Tımarlı sipahi de bu toprakları köylüye işletir. Yine Osmanlı herkese işleyebileceği kadar toprak dağıtmıştır. Yani herkese işleyebilecek kadar toprak dağıtması sosyal devlet olduğunun da bir göstergesidir. Toprağı 2 yıl ekmeyen çift bozan ya da boz mehri adıyla vergi verir devlete. Devlet bu çift bozan vergisini neden alıyor? Çünkü üretimde sürekliliği sağlamaya çalışıyor. Yani 2 yıl ekmedim. Bu verimli araziler için böyle. Ama verimsiz arazilerde biliyorsunuz bir sene işleniyor, bir sene nadasa bırakılıyor. Bir sene işleniyor, bir sene nadasa bırakılıyor. Orada verimsiz arazilerde 3 yıldır bu süre vergi alıyor. Çift bozan vergisi alıyor. Amacı ne? Üretimde sürekliliği sağlamak. Yine devlet ekmeyenden toprağı geri alıp ekecek başka birine veriyor. Bu da toprağın mülkiyetinin devlete ait olduğunu gösterir. Yine devlet bu süreç içerisinde ayrıcalıklı imtiyazlı bir sınıf oluşturmama adına toprağın mülkiyetinin kendisinde olduğunu önemsemiş ve yorum olarak da bunu dikkat edin sorularda çok sıklıkla göreceksiniz. Yani toprağı devlet geri alabiliyorsa ayrıcalıklı bir sınıf oluşmasını engellemek istiyordur. Veya devlet toprağın mülkiyeti devlete ait olduğunu göstermeye çalışıyordur. Ki bu ayrıntıları yorum sorularında kullanacağız dostlar. Osmanlı'da toprak sistemi miri toprak ve mülk toprağı olarak ikiye ayıracağız. Miri toprak dediğimiz ne? Miri toprak devlete ait topraklardır ki bu topraklar satılamaz, devredilemez, miras bırakılamaz. Miri toprak dediğimizde devlete ait topraklardır. Satılamaz, devredilemez ve miras bırakılamaz. Miras bırakılamaz. Yani kontrol devlete ait. Bu topraklar Osmanlı'da yani %99 civarındaki topraklar miri topraktır. Mülk toprakları %1 kadar küçük topraklardır. Bu miri topraklar içerisinde şimdi birer birer ayıracağız ama önemli olanların 3-4 tanesi önemli bunlar bilinse yeterli olur diyeceğiz. Bu topraklardan birisi mukata toprakları. Mukata toprakları hatırlarsanız biraz önce bahsetmiştik diğer ünitede. Mukata toprakları tımar toprakları da mukata araziye dönüştürülüyordu. Oradan iltizam sistemine geçiş yapıyordu. Mukata toprağı demek ya da havası hümayun şeklinde de karşımıza çıkabilir. Havası hümayun toprakları geliri doğrudan hazineye bırakılan topraklardır. Geliri doğrudan hazineye bırakılan topraklara mukata toprak deniyor. Bu toprak önemli ki Osmanlı topraklarının büyük çoğunluğu mukata arazi şeklindedir. Yine ikinci bir toprak çeşidimiz paşmaklık. Paşmaklık. Bizim buralarda anneler, teyzeler takar tülbentin içerisine. Yaşmak denir. Yaşmak boncuklu iç bezdir bu. Paşmak, yaşmak. Yaşmak, paşmak. Paşmak, yaşmak aklınıza ne getirsin? Padişah eşlerine, kızlarına, annelerine bırakılan topraklar. Paşmaklık topraklar padişahın annelerine, eşlerine, kızlarına bırakılan topraklara denir. Yine önemli bir toprak çeşididir, bilinmesi gerekir. Yine bir başka önemli toprağımız dirlik toprağı. Dirlik toprağımız ÖSYM'nin sevdiği özel yerlerden birisidir yine. Dirlik toprağı dediğimiz topraklar
Türk İslam Devletleri'nde biz bunun ismine ne demiştik? Iktaa toprakları demiştik. Birlik toprakları devlet yararlılık gösteren kişilere rütbelerine göre maaş karşılığı dağıtıyor. Bakın burası önemlidir. Rütbelerine göre maaş karşılığı dağıtılıyor. Yani rütbe büyük, toprak büyük. Rütbe küçük, toprak küçük. Veya tam tersi şeklinde toprak büyükse rütbe büyük. Toprak küçükse rütbe küçük şeklinde algılamak lazım. Bu dirlik tımar topraklarımız Haz, Zeyamet ve Tımar diye ayrılır. Haz, Zeyamet, Tımar diye ayrılır. Şimdi canlar Haz sarayla ilgili. Yani yüksek rütbedeki kişilere dağıtılır. Zeyamet dediğimiz topraklar orta derece memurlara, tımar dediğimiz topraklar da alt derece memurlara bırakılan topraklar. Tımar kendi arasında üçe ayrılıyor. Birincisi eşkinci tımarı. Eşkinci tımarı asker yetiştirmek için ayrılan topraklara deniyor eşkinci tımarı. İki, mustafız tımarı. Üç, hizmet tımarı olarak ayrılıyor bu topraklarda. Tımar sisteminde ayrıntıdır biraz. Çok fazla derine girmemeye gayret edelim. Eşkinci tımarı asker yetiştirmek için ayrılan topraklar. Mustafız tımarı dediğimiz uç bölgelerdeki kale komutanlarına ayrılan topraklar. Hizmet tımarı dediğimiz de saray görevlilerine veya imamlara, hatiplere ayrılan topraklardır. Eşkinci toprağı asker yetiştirmek için, mustafız tımarı uç bölgelerdeki akıncılara, kale komutanlarına, hizmet tımarı ise saray görevlilerine ya da imam ve hatiplere bırakılan topraklardır. Şimdi canlar, bu mukata, paşmanlık, dirlik toprakları önemli ve yine bir diğer önceki derste bahsetmiştik. Bu dirlik tımar toprakları belirli bir zaman sonra iltizama bırakılıyordu. İltizam sistemine döndürülüyordu. Buradan muhtemelen soru gelecek ve her yılda, hemen hemen her yılda soru geliyor burayla ilgili. Yine diğer toprak türleriyle ilgili devam edelim. Mukata, paşmaklık, dirlik toprağının yanında yurtluk, ocaklık. Şimdi şöyle düşünelim. Şurası çok karıştırılan bir topraktır, yurtluk, ocaklık. Şurası Anadolu için söyleyelim. Anadolu'nun uç bölgeleri, Serhat boylarında akıncılar ve kale komutanları var. Bu topraklar yurtluk toprağı olarak adlandırılır. Yurtluk toprağı dediğimiz kime bırakılıyor? Kale komutanlarına bırakılıyor ya da akıncılara bırakılıyor. Yine şurası Marmara olarak şöyle kabataslak çizmeye çalışalım. Karamürsel gibi, Gelibolu gibi tersane giderlerine ayrılan topraklara da ocaklık ismi veriliyor. Bakın çok karışık. Yurtluk sınır boylarındaki komutanlar, ocaklık ise tersane giderlerine ayrılan topraklar olarak bilmek bizim için yeterli olacaktır. Yine bu toprakların yanında metruk topraklar, yine arpalık topraklar, yine vakıf toprağı gibi toprakları anlatacağız. Bu bölgede de çok fazla önemsemeye gerek yok ama mevat toprak, ölü toprak demek. Mevat, meftadan, memat, hayat memat meselesinden. Mevat topraklar ölü topraklardır. Yani kullanılmayan topraklar. Nedir mesela? Mesela panayırlar, mesela ormanlar. Düzeltiyorum, özür diliyorum. Mevat toprak, ölü toprak. Mesela bataklık araziler. Mesela çöller gibi. Şimdi canlar, bu bataklık arazi yeri geldiğinde kurutulduğu zaman verimli arazilere dönüşür ki miri toprak içerisindedir zaten. Miri topraktır. Verimli bir araziye dönüştürülebiliyor bu topraklar. Ama bataklık hali, çöl haliyle mevat ölü topraklar olarak adlandırılır. Metruk toprak, metruk ortak kullanıma ait topraklar. Yani panayırlar gibi, mesela ormanlar gibi,
meralar gibi topraklarda metruk toprak olarak adlandırılıyor. Arpalık toprak dediğimiz bizim emekli maaşı gibi düşünelim. Devlete hizmet eden kişiye emekli maaşı olarak bırakılan topraklardır. Emekli maaşı gibi bırakılan topraklara da arpalık toprağı deniyor. Bu topraklar içerisinde önemseyeceğimiz toprak ki ÖSYM yine çokça soru sormuş, vakıf toprakları. Vakıf toprakları sosyal devlet için halkın sosyal ihtiyaçlarını ayırmak için ayrılan topraklar. Vakıf toprakları sosyal ihtiyaçlar için ayrılan topraklardır. Ve atıyorum burada önümüzdeki verimli bir arazi var. Diyor ki şahsiyet, ben burada yaşlı kadınlara su taşıma vakfı diye bir vakıf kuracağım ve buraları ben işleyeceğim. 10 yıl sonra sıkılıyor, ben bunlardan vazgeçiyorum diyor ve vakfı kapatacağım diyor. Ve vakıf kapattıktan sonra devlet toprağı yine devlet toprağı, miri toprak olarak ne yapıyor? Devlethanesinde. Vakıf toprağı sosyal ihtiyaçları karşılamak için ayrılan topraklar. Ne yapılır burada? Medreseler yapılır, camiler yapılır, yollar, köprüler yapılır gibi. Şimdi canlar, burada bir mukata arazi, iki paşmaklık toprak, üç dirlik toprağı, dört yurtluk ocaklık toprağı bizim için yeterlidir. Diğerlerini özellikle mevat, metruk, arpalık gibi sadece şıklarda görürsünüz. Direkt soru olarak gelmemiş bu toprak türleri. Toprakla ilgili mukata, paşmaklık, dirlik toprağı bilmemiz yeterli olacaktır sevgili dostlar. Diğerlerini çok fazla kafanızda büyütmeye gerek yok. Yine mülk toprağı diye ayıracağımız diğer topraklara da kısaca değinelim. Mülk toprağı kişiye ait topraklar. Dolayısıyla kişiye aitse satılabilir mi? Satılabilir. Miras bırakılabilir mi? Miras bırakılabilir. Devredilebilir mi? Devredilebilir gibi. Bu mülk toprağını Osmanlı iki şekilde ayırmış. Öşür toprağı ve haraç toprağı diye. Öşür toprağı dediğimiz toprak Müslümanlara ayrılan topraklar. Haraç toprağı dediğimiz topraklar gayrimüslimlere ayrılan topraklardır. Müslümanlara ayrılan bu topraklarda toprağı işleme hakkına Müslümanlara ayrılan topraklarda toprağı işlediği için devlete vergi veriyor. Yani ne veriyor? Çift resmi veriyor. Çift resmi vergi olarak veriyor. Çift resmi toprağı işlediğinden dolayı ve bu topraktan elde ettiği üründen dolayı da öşür vergisi veriyor. Öşür ne? Ürün vergisi. Bakın çift resmi toprağı işlediğinden dolayı ödediği vergi olacak ki vergi bölümünde anlatacağız. Öşür ise üretimden dolayı alınan vergi olacak. Osmanlı topraklarında Müslümanlara ayrılan topraklar öşür toprağı. Toprağı işlediği için devlete çift resmi veriyor. Yine üründen dolayı da, üretimden dolayı da 1/10 oranında devlete vergi veriyor. Haraç toprağı dediğimiz topraklar gayrimüslimlere ayrılan topraklar. Yine gayrimüslimler de bu toprakları kullandığı için, haracı muazzam, haracı mukasem diye ayrılır veya resmi ispenç diye ayrılır. Toprağı işlediğinden dolayı resmi ispenç vergisi veriyor. Resmi ispenç. Ne için? Toprağı işlediğinden dolayı. Veya haracı muazzam, mukasem diye de söylenir bu. Resmi ispençin yanında ürün olarak devlete haraç vergisi veriyor. Haraç da ürün vergisi olarak 1/5 oranında vergi veriyor. Gayrimüslimlerin 1/5, Müslümanların 1/10. Niye? Çünkü devlet şöyle diyor. Diyor ki sen de Müslüman ol, sen de az vergi ver. Yani amaç ne? İslamiyeti kolaylaştırmak. İslamiyete geçişi kolaylaştırmak. Bundan dolayı öşür vergisiyle haraç vergisi arasında belli bir fark var. Yani ürünün 100 kilo ürün üretmiş, 10 kilosunu vergi olarak veriyor devlete. Gayrimüslim ise 100 kilo üretmiş, 20 kilosunu vergi olarak veriyor. Yani diyor ki sen de Müslüman ol, sen de az vergi ver. Mülk toprağı dediğimiz bu topraklar içerisinde neler mesela mülk toprağıdır? Mesela bahçe,
Bostan. Bostan bizim Balıkesir'de kavuna deniyor. Dolayısıyla ben hazırlık sürecinde, kendi hazırlık sürecinde, üniversite hazırlık sürecinde bostan gördüğümde kavun ya bu toprak sistemiyle alakalı değildi. Elerim böyle bir kendimde yanlış yapmıştım. Bostan meyve bahçesi. Biz burada kavun diye söylediğimizden biraz Balıkesirli arkadaşlar sıkıntı yaşayabilir. Bahçe, bostan, tarla, bağ bunlar mülk topraklarıdır sevgili dostlar. Bahçe, bostan, tarla, bağ bunlar kişiye ait mülk topraklarıdır. Tamam mı canlar? Toprak sistemiyle ilgili bir daha söyleyelim. Mukata, başmaklık, dirlik toprağını bilmemiz bizim için yeterli olacaktır. Mülk toprağı içinde Müslümanlara ayrılan topraklar öşür toprağı, gayrimüslimlere ayrılan topraklara haraç toprağı ismi veriliyor. Kişiye ait topraklar bağ, bahçe, tarla, bostan şeklinde de kişiye ait toprakları böyle sıralamış olalım. Yine bundan sonra orduyla ilgili bir çekim yapacağız sevgili dostlar. Bundan sonraki konumuz ordu. Görüşmek üzere.